Sevgili Başaklar, merhabalar. Venüs'ün Tarot gezegenine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım ayı aşk hayatıyla ilgili kartlara sorular soracağız. Bakalım Kasım ayı aşk hayatında, aşk hayatınızda Kasım ayında neler olacakmış? Şöyle bir öngörü yapalım istiyorum kartlarımla. Bunun yanı sıra kartlarımı seçerken size gökyüzünden de haberdar etmek istiyorum sizlere. Zihinsel anlamda dalgalanabileceğiniz ve geçmişi, geleceği, insanları sorgulayabileceğiniz bir ay olabilir. Çünkü biliyorsunuz Merkür Retrosu var. Aynı zamanda korkularınız sizi aşağıya çekebilir bu Merkür Retrosu'nda. Sorgulama güzeldir ama bunu pozitif olarak yapmalısınız bu ay. Şüphe ve umutsuzluklarınızdan arınmanız gerekiyor. Çünkü retro akrepte olacak. Bu da motivasyonunuzu düşürebilir. İş hayatınızda yapılanmaya gidebilirsiniz. Önünüze fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirin. Retro sürecini olumlu ve pozitif şeylerle kolay atlatabilirsiniz diyebilirim. Şimdi olumlu ve pozitif derken bu ay çok fazla hayır dememeye çalışın. Tamam sevgili başaklar. Daha çok evet, evetlerle karşılayın bu ayı. O şekilde sonlandırın. Çünkü fırsatları da kaçırmış olursunuz ve ay sonunda bu kaostan artık çıkacaksınız. Güzel olacak ay sonu. Peki bakalım kartlarımız neler söyleyecek? Sevgili başaklar için. Evet. Şimdi sevgili başak, bir kere maddi sorununuz varsa maddi sorununuzun düzelebileceğini söyleyen bir kart çıktı. Aynı zamanda aşk olarak baktığımda da evet, bolluk, bereket bilinci, yani bol, hani çok çok güzel kartlar çıktı. Maşallah Aslan Burcu'na gıpta etmiştim ama size de harika kartlar çıktı. Evet, şu an ben kırgınım diyen başaklar varsa veya eks partnerden ayrı olan, yani partnerinden ayrı olanlar varsa eks partnerden haberlerin geleceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda ilişkisinde gelgit olanların bu gelgitlerle alakalı sevgili başaklar, ilişkiyi bu ay biraz da siz yürüteceksiniz. Az önce de söylediğim gibi çok fazla hayır demeyin. Biraz bu ay alttan alın. Alttan aldığınızda her şeyin olumlu geçeceğini, olumlu olacağını söyleyen kartlar çıktı. Çünkü maddi olarak da manevi olarak da güzel bir ay olacağını, özellikle ayın 12'si gibi, boğa 12'siydi değil mi? Boğa'yı, dolunayımız var. Boğa dolunayı özellikle size çok yarayacak diyor kartlar. Evet, güzel çıktı ve ay sonunda bir kutlamanız var. Bu bir karar olabilir. Örneğin barıştığınız için bir kutlama olabilir. Doğum gününe katılacak olabilirsiniz. Bir eğlenceye katılacak olabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar herhangi bir eğlencede yeni bir partnerle bir toplantı, bir kalabalık bir yerde biriyle tanışacak da olabilir. İlişkisi olmayan Başak burçları için bunu söyleyebilirim. Eks partnerle alakalı da ay sonunda bir kutlama yapacaksınız der. Bu aynı zamanda dediğim gibi sizin kutlamanız da olabilir. Belki bir teklif de olabilir sevgili başaklar. Evet, ilişkisine gelgit yaşayanlar veya ayrı olanların da bu gelgitlerin, bu ayrılığın artık son bulacağını söyler. Sıfırdan bir yaşam, sıfırdan bir yaşantı. O sessiz dönem, o boş dönem, o çöl, çorak, kurak dönem bitecek ve siz artık birleşeceksiniz der kartımız. Güzel çıktı. Zaten hayaller kuruyor diyor. Hayallerinizin de aşk anlamında bu ay. Evet, gerçekleşeceğini söylüyor. Kırılmışsınız. Ama şimdi hayatınızda, aşk hayatınızda olumlu şeyler de olmuş. Siz olumsuza odaklanmayın der. Zaten önümüzdeki süreçte olumlu şeyler olacak ama olumsuz olanlara kesinlikle odaklanmayın. Üzüntü, acı, keder çekenler de var diyor. Onlar için de olumlulara odaklanın. Süreç zaten olumlu işleyecek diyor sevgili başaklar. Bakalım. Yani Kasım ayı sizin için, evet, Kasım'da aşk başka olacak gerçekten. Evet, bitmesini istemediğim açılımlardan biri daha. Güzel çıkınca bitmesini istemiyorum tabii ki. Şimdi
Ex partnerden yana şunu söyleyebilirim. Ex partnerim gelsin ben ondan intikam alayım diyenleriniz var. Sarmaşık kartı. Bunu yapmayın. Artık çünkü ilişki bayağı bir girmiş birbirine. O intikam haline girerseniz eğer çok kötü olacağını söylüyor sürecin. Bu kafanızdan bunu atın zaten. Evet, ex partnerler için geleceğini söyledik ama biraz sabredin. Zaman tevekkül diyor. Bu zamana kadar beklediniz, biraz daha bekleyin der. Çünkü bakın zeytin dalı yeniden başlangıçtır, tamam mı? Ve ilişkisi olmayanlar için bakın burada tekrardan bir müjde veriyor. Ve dediğim gibi bir eğlence yerinde, bir toplantı, bir arkadaş ortamında tanışabileceğiniz bir insandan bahsediyor. Ama retro bitene kadar ilişkileri başlatmıyoruz ya da retro bitene kadar ex partnerlerle barışmıyoruz. Yani iletişim halinde oluyoruz ama ilişkiyi başlatmıyoruz değil mi arkadaşlar? Bunları zaten biliyoruz. Retro ile gelip gelen durmaz. Bakalım Başak burçlarının enerjisi nasıl olacakmış? Kasım ayında Başak burçlarının aşk anlamında enerjisi, aşk anlamında enerjisi nasıl olacakmış? Şöyle bir bakalım bakalım. Isı nereden geliyor? Enerji nereden geliyor? Şuradan gel bakalım. Tamam. Bakalım sevgili Başakların enerjisi. Evet, çok güzel bir kart çıktı. Şimdi duada kalın. Enerji bir kere kesinlikle enerjinizi yok öyle olacak, yok benim evliliğim bitiyor, yok benim ilişkim bitiyor, yok ex partnerim gelmeyecek. Kesinlikle ve kesinlikle duada kalın ve pozitif düşüncelerde kalın. Zaten gökyüzü hareketleriyle ilgili de hani astroloji Kasım ayı ile alakalı size ne söylüyor? Çok fazla hayırdan uzak durun bu ay. Evet, daha bir hep böyle olumlu. Bu retro sürecini güzel atlatmak istiyorsanız Başak burçlarına burada zaten gelen mesaj evet, tamam. Burada da duada kalın. Pozitif şey, pozitif düşünün, negatif şeylerden, negatif enerjilerden, o blokajlardan uzak durmanızı söyleyen bir kart çıktı. Evet, önünüzde bir takım engeller olabilir. Ama bu engelleri de Kasım ayında aşk hayatında, aşk hayatınızla ilgili Kasım ayında bu engellerden artık arınacağınızı söyleyen çok çok güzel bir kart çıktı. İnancınıza göre rahatlayacağınız şey neyse, namaz kılın, kitap okuyun, meditasyon yapın, müzik dinleyin. Ama kesinlikle sizi rahatlatacak şey neyse bunu yapın. Çünkü önünüz çok güzel, çok aydınlık. Bakar mısınız? Şimdi biraz kendinizi dinlemeniz gerektiğini söyledi kartımız. Kendinizi dinleyin bakalım. Peki. Başak burçları için bakalım. Değişim dönüşüm tarotumuz ne söyleyecek? Çıkan mesajı 21 gün boyunca okursanız sizin için iyi olur. Başak burçlarını Kasım ayı ile alakalı, Kasım ayı enerjisiyle alakalı. Bakalım. Okuyacağım onu şimdi size. Açılımıma devam etmek istiyorum. Başak Burcu, Kasım ayı aşk hayatıyla ilgili. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek? Evet. Şimdi eril enerjinin daha yolun başında olduğunu, ruhsal olarak aslında aşk ilişkilerinde daha yolun başında olduğunu ve eril enerji daha çok sanki kırılan şeye odaklanıyor. Hani şöyle söyleyeyim, 5 tane olumlu şey var, 2 tane de olumsuz şey var. İki olumsuza odaklanmış. Aslında 5 tane de olumlu, ona niye odaklanmadın? Gerçeği diyor göremiyor, bir şeyleri diyor o sis perdesi var diyor, ya da gerçeği görmek istemiyor, odaklamış çünkü at gözlüğüyle bakıyor diyor. Evet, Başak burçları yoldaki ışık kartı, bakın çok güzel çıktı. Şimdi bakın yoldaki ışık kartı sevgili Başaklar, yol burada başlıyor, siz buradasınız, tamam mı? Çok güzel bir yola girmişsiniz. Burada sizin bir rehberiniz de var, size yol gösteren de bir insan var. Bu sizin meleğiniz de olabilir, bu sizin iç sesiniz de olabilir.
O ilahi bir şey çünkü bu. Burada hani bilge bir insan çünkü. Şimdi epey aslında bir yol gelmişsiniz ama biraz daha yolunuz var. Bakın şuraya gireceksiniz çünkü. Ve gideceğiniz o yol çok güzel. Tamam, yoruldum bittim gibi sözler duymak istemiyorum. Ve zaten sizin bakın yol çıkmışsınız ya bu yola. Bakın birkaç adım sonra zaten partnerinizle buluşacaksınız. Çok çok ramak kalmış ve onunla beraber devam edeceksiniz bu yola. Çok güzel çıktı, çok beğendim. Zaten şimdi dikiş tutturamamışsınız. Evet, dikiş tutturamadığınızı söylüyor. Özellikle burada da üzüntü, keder, hani ex partneri bekleyenler varsa dikiş tutmadı ama yanlış dikişi atmışsınız. Lakin dediğim gibi Kasım ayında bununla alakalı bir iyileşme, iyileştirme olacağını da söylüyor kartlar. Süper. Fazla kilolarımın yaşamda üstlenmiş olduğum gereksiz duygu ve düşüncelerden kaynaklandığını biliyorum. Bu yük ve fazlalıklardan kurtularak ideal beden ölçülerine sahip olmaya niyet ediyorum, izin veriyorum. Son zamanlarda kilo alan Başak burçları olabilir. Aynı zamanda zaten hali hazırda böyle benim kilom var da diyebilirsiniz. Bu hayatın size verdiği yüklerden kaynaklanıyor. Kilolu insanların niye kilolu olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için tekrar edeyim. O kilo karşıdaki mesela göbeği var değil mi? Karşıdaki insanla mesafe kurma, o aslında bilinç altında yatan o kiloyu yapan odur. Şimdi fazla kilolarımın yaşamda üstlenmiş olduğum, evet, gereksiz duygu ve düşüncelerden arındığınızda aslında o yük, o kiloları da vereceğinizi, bilinç altınıza bu kodlamayı verin arkadaşlar. Güzel çıktı. Peki bu olumlamayı yapın. Şöyle göstereyim. Tamam sevgili başaklar. Bakıyorum başka kart çekmem gerekiyor mu? Gerekiyormuş. Şöyle göz kırptı kartlarım bana. Bakalım başka neler söyleyebiliriz. Sizin duygularınıza bakmak istiyorum. Ya da partnerle beraber bakalım. Tamam, ikinize de bakalım. Haksızlık olmasın. Çünkü sizler daha çok partneri merak ediyorsunuz. Gel bakalım sen de. Evet, tartışma yaşayanlar olabilir diyor. Bu tartışma yaşayanların aradaki bu tartışma neyse bunun da çözüme ulaşacağını söyler. Bir takım enerjisel bir şeyler yapıyor diyor Başak burçları. Enerji ile alakalı çalışan, enerji çalışmaları yapan Başak burçları varmış. Devam edin diyor. Şimdi araya başka bir üçüncü şahıs girmiş. Ha, siz ondan mı ayrıldınız? Şimdi bu üçüncü şahıs başka bir partner olabilir, anne baba olabilir, bir arkadaş olabilir, tamam mı? Ayrılanlar bu yüzden ayrılmışlar sanki. Evet, ama düzeleceğini söyledik, tamam mı? Bu kişiden dolayı diyor, çok ağır sözler söylendi. Ondan sonra zaten yani biraz da böyle partneriniz ayrı olanlar için söylüyorum. Partneriniz sanki böyle suda yürüyüp izini belli etmeyen, biraz böyle sanki size karşı sinsilik yapmış. Yine söylediğim gibi ayrı olanlar için diyorum. Gel git yaşayanlar için de olabilir. Böyle bir sorun yaşamışsınız. Sözler böyle ok gibi fırlamış. O ağır sözler ok gibi fırlamış. Resmen yaralamış yani. Ama tekrardan söylüyorum. Barışma kesinlikle olacak ama üzerine ben bir kart daha çekmek istiyorum. Şimdi evet barışma olacak ama az önce ne dedi? Zaman, sabır, tevekkül. Tabii Kasım, ben bunu zaten Kasım sonuna doğru görüyorum. Zaten retroda yani dolunay zaten herkese yarayacak güzel bir dolunay olacak inşallah. Çok çok güzel olacaktı da retronun olması birazcık işte
işi bozdu. Ama retrolar da bize bir şeyler öğretiyor. Çok böyle öcü gibi bakmamalıyız. Geçmişte yarım bıraktığımız şeyleri tamamlıyoruz çünkü retrolarda. İletişimsel sıkıntılar olabilir çünkü Merkür retrosundan bahsediyoruz. Merkür retrosu iletişim, yani Merkür iletişimden haber verir. Bu sefer geri hareket edince ne oluyor? İletişimsel sıkıntılar. Sen onu dedin, yok demedim. Sen bunu dedin, yok ben de demedim. Sen onu yapmadın. Şunu, yani iletişim sıkıntıları. Peki. Evet, kalbinizin sesini dinleyin. Ayrı olanlar için çektim tekrardan bunu ben. Eks partnerler için çektim. Biraz ego savaşı yapmışsınız partnerinizle beraber. Bu ayrılık kadersel olmuş. Evet, başka bir kadın için yüzünden. Tabii eriller de dinliyor beni. Başka bir erkek diyelim ona. Çünkü kadın kartı çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, kadersel bir ayrılık yaşamışsınız ama kesinlikle ve kesinlikle o biraz da otorite savaşı yapmışsınız der bu kartlarımız. Otorite savaşlarında hani yapmışsınız. Zaten burada siz çıktınız. Apis kartı. Beni ezdi, beni hiçe saydı. Resmen tuzağa girdim, resmen çıkmaza girdim, resmen labirent içerisindeydim gibi. Ama sezilerinizi dinleyin der, kesinlikle ve kesinlikle bir dönüş görüyorum ben buradan. Peki şöyle bir şuradan bir kart çekmek istiyorum. Bunu da şununla çekelim bakalım. Başak burçları için. Peki. Şu gelsin. Evet, biçim değiştireceksiniz ki değiştirmeniz gerekiyor. Kara bulutların artık kalkacağını aradan aydınlanacağınızı, çok kötü ayrı olanlar çok kötü bir süreçten geçmişler. Çok çok kötü bir süreçten geçmişler ama artık diyor o kara bulutlar kalkacak diyor. Bir araya geleceksiniz siz diyor. Bakalım Başak burçları için aşk oyunu stratejilerini söyleyecek. Senin en büyük rakibin endişelerinmiş. Bakalım neymiş? Bütün hücrelerin değil de sadece zihnin endişe ve ayrılığı aklına getiriyorsa endişelerini yok etmek için uğraşma. Çünkü bu endişeyi daha da güçlendirir. Zihnin sana seraplar gösterebilir. Bunların sadece zihninin bir oyunu olduğunu fark et ve onları sabun köpüğü gibi uçur gitsin. Evet, endişelerinizden ben bunu size her zaman söylüyorum. Sevgili başaklar, ayrılma korkusu, niye ayrıldınız? Herkes düşüncesini yaşar. Bunun benimle ne alakası var? Bunu siz çektiniz hayatınıza. Endişeleriniz, korkularınız. Ben ayrılmak istemedim. Ayrılmak istemedin ama korktun. Ve evren sana o gönderdiğin korku enerjisini hop karşına çıkardı. Bumerang attın geldi. Tamam mı? Şimdi evet, ayrılığı aklına getiriyorsan hiç diyor uğraşma diyor, zaten diyor ayrılacaksın, o endişe ettiğin şeyi yaşayacaksın diyor. Sürekli dediğim gibi olumlu düşünün, siz olumlu yönde düşünün, hayatınız olumlu yönde aksın. Tamam, sizleri seviyorum sevgili başaklar. Kavuşturdum sizleri de, kavuşturdum Kasım ayında, mutlu oldum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, aşkla kalın.